Selamlar. Bugün insanlık tarihinde gerçekten derin izler bırakmış beş ayrı şahsiyetten bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Allah uzun ömür versin daha hala sağ. Pek tanımam, yakından tanımam. Sadece konuşmalarından birazcık ne düşündüğünü, ruh yapısının nasıl olduğunu, neye inandığını falan anlamaya çalıştım. Eğer orada bir eksik ya da yanlış anlaşmam, an, anlamam olduysa da kendisi sağ şahsından özür diliyorum burada hemen peşiyle. İnsanoğlu ilk günden bu tarafa aklı ve sezgiciyle hareket ettiği için bugün bile 2500 sene önceki adamla aynı frekansta anlaşabiliyor. Aynı frekansta. Buna biz Platon felsefesi diyoruz. Platon felsefesi bildiğiniz gibi bu dünyanın sanal olduğu, geçici olduğu, gerçek dünyanın ise başka yerde olduğu tezini savunur. Ha buna inanırsınız, inanmazsınız. Bu dünya işte gerçek diyenler var. Hatta bu dünyadaki nimetlere tapanlar var. Onlar hepsi büyük benim olsun diyenler var. Ya da o nimetler benim olsun ben sana cennetten köşe vaat edeceğim Diyenler de var. Yani sen bu dünyadaki mal varlığını bana bağışla, ben sana cennetten bir yer ayırtayım. Hemen biletini kestiğim diyenler de var tabii. Bunların başında Platon geliyor. Biraz önce de söyledim. Platon'un felsefesi bu dünya bir gölge oyunudur diyor. Bu dünya gerçek değil, sanal. Sanal bir alemde yaşıyoruz ama gerçekmiş zannediyoruz diyor. Bunu, devamını Nietzsche de aynısını söylüyor. Ona göre de yani onunki ne kadar nihilist düşünce ise Nietzsche de nihilist düşünceyi daha dillendirir. Daha e, genelleme yaparak bu dünya sanal, bu dünya bir gölge oyunu. Bizim var zannettiğimiz değerlerin hiçbirisi aslında yoktur diyor. Çünkü o değerler kişiye, zamana, yere ve göre yere göre değişebilir. Değişiyor mu? Değişiyor tabii bugün. Yani ben hep söylerim ahlak anlayışımız Çin'de farklıdır. Amerika'nın eyaletinde, herhangi bir eyaletinde farklıdır. Malezya'da farklıdır. Diyarbakır'da farklıdır. Ankara'da farklıdır. İstanbul'da farklıdır. Ahlak anlayışımız derken toplum kurallarını bahsetmiyorum ben. Din anlayışımız üzerinden. Ayrıca toplum kuralları üzerinden de ayrıldığımız noktalar oluyor tabi. Mesela işte Malezya'daki bir adamın dini açıdan farklı eylemleri, yönelimleri varken Amerika'daki bir adamın Hristiyan da onun da farklı eylemleri, yönelimleri olabilir. Biz bazı durumlarda dini görüşleri, dini mantığı getirir toplum kurallarının üstüne oturturuz. Der ki işte bunları toplum kurallı şey din kuralları budur. Halbuki bizim bugün din kuralları zannettiğimiz çoğu şey toplum kurallarıdır. Toplum kurallarıdır. Yani tek şey, peygamberli dinlerden önce de var olan, ilk insandan bu tarafa var olan toplum kurallarıdır. Cinayet işlemek. Her toplumda suçtur. Yani akrabanı öldür, git suçsuz bir insan öldür. Suçlu bile olsa toplum kuralları bunu yasaklıyor. Diyor ki bırak onu mahkemeler karar versin. Bırak onu e, toplum vicdanı karar versin. Bırak onu işte ahlak kurallarını neyse temelinde Din kurallarından çok toplum kuralları vardır. Hırsızlık neye göre, kime göre, nasıl diye sorgular. Mesela din kurallarına göre basit bir baklava çalan ya da bilmem ne çalan cezalandırılır da toplum kurallarına göre ya adam açmış bir ekmek almış fırıncı da der ki ya çalacaksın he benden istesen verirdim gibi şeyler de bulabiliriz buna. Yani toplumun bugünkü görüşüne mantığına uygun e, görüşleri de geliştirebiliriz. Nietzsche'den bahsetmiştim. Nietzsche bunu biraz şey der. Yani toplum kuralları göreceli olarak değişebileceği için aslında o kurallar yoktur der. Yani lokal olarak toplumun kendi yaşam tarzına uygun geliştirdiği kurallar vardır. Bir yerde de haklı. Niye? İslamiyet olmasa bile diyelim ki yok. Herhangi bir din de yok. Ayrıca o dinlerin e, varlığı da toplum kuralları üzerinde etkisi de tartışılır her zaman. Bugün İsrailoğulları Tevrat'a inanıyor mu? Çok az birisi gelip ağlama duvarında ağlıyor. Genel olarak İsrailoğulları Tevrat'a inanmazlar. Dalı geçirler. Dinlen, İsrailoğulları dalga geçirler. Çünkü yok öyle bir şey derler. Ve ikide bir de bir peygamber çıkar işlerinden. Dünyada ya da dinler tarihinde değil. Dünyada değil de başka yerde yok zaten. Dinler tarihinde en çok peygamber gönderilen İsrail olardı. Bir de kendilerini kutsal sayarlar. Biz e, Tevrat'ta da kutsal sayı şey Kur'an'da da kutsal sayılır. İşte onlara al şey Tevrat'ı gönderdi, Musa'yı gönderdi. Onlar seçilmiş kavimdir diye. Ya biraz başka şey söyleseniz ikide bir de peygamber geliyor. Nedir sizin zorunuz? Niye ikide bir baştan çıkıyorsunuz deseniz belki daha mantıklı olur. İnsan mantığına uyar. Neyse ben konuma geleyim. 2500 sene öncesinden bugüne gelen insanların tek ortak noktası Platon'dan başlayarak dünyanın sanal olduğudur. Aslında biz gerçek zannettiğimiz her şeyin bir yanılsama olduğudur. Bunu Platon'la başladık. Nietzsche ile devam ediyoruz. Nietzsche de aynı laflar söylüyor. Ama bizdeki iki tane büyük sanatçımız var. Aşık Veysel Baba ve Mahzuni Şerif. Bunun ikisi de bu dünyanın sanal olduğunu ve yanılsama olduğunu söylerler. Şiirlerine bakarsanız biraz sonra karşılaştırmalı örneklerle anlatmaya çalışacağım. Ben şimdi bir beş tane bilim insanımız ya da akılcı, sezgici insanlarımız tanıtayım. Daha sonra onlara geçeceğim. Mahsuni de mesela e, Aşık Veysel Baba'nın şiirlerinde bunu görürüz. Ne kadar boş olduğunu. Hatta şöyle bir lafı da vardır onun. Mahsuni Şerife şey mi? Aşık Veysel Baba'ya sormuşlar. Bu dünyada ne anladın diye. Geldim kendimi çarşıda buldum. Seyrettim, Seyran eyledim, iki metre, 3 metre bez aldım, gidiyorum der. Mahsuni buna başka şekilde cevap verir. İşte biraz sonra okuyacağım şiirlerinden. E, denizde ölürüm, toprağa girmem. Neden benim sadık yarım kara topraktır diye. E, Aşık veyselere biraz sitemli, biraz baba-oğul ilişkisi içerisinde nihilistçe düşünen ve isyankar bir tavırla Cevap verir. Bunların haricinde beni çok e, etkileyen diyeyim düşüncelerine saygı duyduğum, fakat bazı düşüncelerine saygı duyduğum fakat genelde ne demek istediğini çok anlamadığım birisi daha var. Pardon. <laughs> Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın. Bu hoca beyin cerrahı, hitabet gücü çok iyi, kafası da çok dolu. Yani bugün Ömer Hayyam'ı anlat diyorsunuz, size 5 saat Ömer Hayyam'ı anlatabilir. Ki bizdeki herhangi bir profesöre sorsanız, toplum bilimci olsun, tarih bilimci profesör sorsanız, Ömer Hayyam'ı anlatır, rubayilerini çok bilmez. Ömer Hayyam'ı anlatır, onun yanındaki mesela o dönemin e, kimi diyelim Gazali'sini, gazali ile ilişkilerini bilmez ya da o dönemdeki nizamül mülk ile olan ilişkilerini bilmez. Çünkü biz tarihe birazcık böyle at gözlüğüyle bakarız ve derinlemesine incelemeyiz. İsmail Hakkı Aydın Hoca gerçekten saygı duyduğum e, çok fikirlerine bazı fikirlerine katılmasam bile mesela Kur'an'da her şey var diyor ya da işte biz Kur'an'dan saparsak yoldan çıkarız gibi. Ben öyle anladım. Yanlış anladıysam gene de kusuruna bakmasın. Ama en çok sevdiğim tarafı ya da sözü bu dünya bir yanasamadır. Gerçekte bir dünya yoktur. Gerçekte bir hayat yoktur. Dolayısıyla diyor bu dünyada biz diyor öldükten sonra gerçek hayata geçeceğiz. O zaman gerçek yaşam başlayacak. Bu dünya bir rüyadır diyor. Bu Platon'un lafıyla, sözüyle yani bu dünya bir gölge oyunudur, yanılsamadır sözüyle üst üste koyduğumuzda çakışıyor. Nietzsche de bunu söylüyor. Ee, Aşık Veysel Baba da bunu söylüyor. Mahzune de bunu söylüyor. Ancak aralarındaki ayrım e, İsmail Hakkı Aydın fazlaca dine bağlı, mistik Ruhani bir düşünceyle bunları anlatırken kendi bakış açısından yani Kur'an'a bağlı Kur'an'dan ayetler de veriyoruz zaman zaman anlatırken Sokrat toplum bilim açısından toplumunların nasıl söyleyeyim sürü psikolojisi ya da e, bunun altında din yatmadığını aslında bizim kandırıldığımızı söyleyen ifadeler var. Nietzsche bunun altında tabii farklı şeyler arar yani onu Nietzsche'ye göre ahlakta vardır, toplum psikolojisi de vardır, sürü psikolojisi de vardır, bir takım değerleri de vardır falan filan. Buradaki püf noktası hepsinin de yani o saydığım beşinin de dünyanın bir yanılsama olduğu, gerçek olmadığı, gerçek dünyanın öbür dünyada, ruhlar aleminde başlayacağını söylüyorlar. Yani Sokrat bunu tabi ruhlar alemi olarak açıklamıyor. Ancak diğerleri mesela Spinoza da katılır bu şeye. Spinoza'ya göre Tanrı vardır. Fakat bugünkü bizim anladığımız ya da tek peygamber, peygamberli dinlerdeki Tanrı anlayışıyla çelişir Spinoza'nın Tanrısı. Peygamber anlayışıyla da değil, çelişir. Yani Spinoza ateist değildir ama deisttir. Yani Tanrı var ama Tek tanrılı e, şeyli e, peygamberli dinler yoktur der. Ben tanrıya inanıyorum. Onun kutsallığı, varlığı, öbürü töz bilmem ne ruhlar alemi var. Ancak der o da dinlerde katılmaz. Şimdi gelelim bunların evrensel genel yasalarında hareketli evrensel ortaya koymaya çalışıyor. Halbuki evrensel dediğimiz bazı konular biraz önce açıklamaya çalıştım. Ee, evrensel kurallar e, hiçbirisine göre yoktur. Yani bu evrensel kurallar dediğimiz aslında lokal gibi görünen ya da dini temellerden geldiğini zannettiğimiz e, ama toplumun kurallarıdır. Biz bugün teknolojide anlaşıyoruz. Ruh biliminde, sezgicilikte anlaşıyoruz. Mesela 1500 sene önceki 2500 sene önceki Sokrat'la bugünkü İsmail Hakk Aydın arasında inançta bir bağ olmamakla beraber nasıl oluyor da bu dünyanın sanal olduğunu, gerçek dünyanın ölümden sonra başlayacağını ve biz aslında uykuda olduğumuzu anlatan aynı laflar söylenebiliyor. Bu bizim Hacı Bektaşi, Hacı, Bektaşi, Hacı Bayram Veli'de de var, Ahi Evran'da da var, Yunus Emre'de de var. Yarın ya da bir başka gün Neşet Ertaş Yunus Emre'nin karşılaştırmasını yapacağım. Aşık diliyle bu dünyada ne anlaşılıyor? Bizdeki e, Aşık Veysel ile e, Aşık Mahzuni e, Yunus Emre ile Neşet Ertaş'tan bazı yerlerde ayrılırlar. İkisi de biraz e, siyasi görüşleri vardır. İkisi de toplumsal içerikli e, sözler söylerken ya da şiirler yazarken toplumsal içerikli e, deyimlere, sözlere daha çok katkıda bulunurken düşüncelere Neşet Ertaş ve Yunus Emre farklı düşündüler. Onlar ki daha çok sevgi üzerinedir. Sevgi, sevgi var ya bu sevgi nasıl desem diye bir şiir var ya Neşet Ertaş gelin hey sevin ne olur diye bir türküsü var. Neyse din konusunda Çinli'nin din anlayışı, Japon'un din anlayışı ya da Amerika'daki, NASA'daki çalışan bir adamın din anlayışı, Türklerdeki genel olarak din anlayışımız farklı olmasına rağmen bilimde birleşirler. Hepimiz birleşiriz. Yani uzay teknolojisinde bilgi alışverişi de yaparlar. Orada din bir tarafa kalır. Uzayda nerede kenetlenecek? Bugün uzay istasyonları var. Oraya Çin'de, Çinli de astronot gönderebiliyor. Amerika'da da astronot gönderebiliyor. Rus da Arslan'ın gönderiyor. Biz de gönderdik bir tane biliyorsunuz. Bizimki orada keretlendi ve galiba bir gün kaldı oraya girerken çıkarken uçan e, şeyler gibi e, resimler alındı falan filan. Peki insan oğlu bilimde sezgicilikte akılda birleştiği halde neden din kurallarında ayrılıyorlar olabilirler? İsmail Hakkı Aydın'a göre aslında din kurallarında da ayrılmıyorlar. Bu da İsmail Hakkı Hoca'nın bana tuhaf gelen bir tarafı. Şimdi biraz sonra şeye geçeceğim ben. Karşılaştırmalı Aşık Veysel ve Mahzuni şiirlerine geçeceğim. Onları karşılaştıracağım. Ancak İsmail Hoca'nın bu son açıklamasında ya da bana göre son açıklamasında da söyleyeyim ondan sonra. Diyor ki İsmail Hakkı Aydın Hoca, profesör çok da biraz ünlü Çok da dolu birisi. Ha öyle ee, o kadar insanı ikna edici konuşmaları var ki ağzın açık dinliyorsun. Bir saat, iki saat dinle. Çünkü insanın bilmediği konulara bazen de sezgimizin bile kıt olduğu ya da az olduğu konulara öyle değiniyor ki nötrondan giriyor, platondan çıkıyor. İşte insanın etrafındaki ozon tabakalarından falan filan. Ya diyorsun hoca sen beyin cerrahısın, Bu kadar bilgi ne lazım falan. Adamın bir şey vardı ya, korkmaz Ya adamın kimyasıyla oynuyorlar diye. Adamın kimyasıyla oynuyor. Diyor ki İsmail Hakkı Aydın Hoca, tüm dinler aslında İslamiyet'in temelidir. Yani hepsi Müslümanıdır, hepsi İslamiyet'tir, hepsi tüm dinler aslında İslam'dır. Peki diyorsun, niye ayrı ayrı geldi peki? Yani kitaplarına baktığınızda, öbür hareketlerine baktığınızda falan peygamberlere ayrı. Mesela en çok Yahudilere gelmiş. Enok'tan başlayarak e, Enok, Davut, bilmem Süleyman, bilmem Musa, İsa falan filan hepsi Yahudilerden. Ya niye Allah peki bunların hepsini Yahudilere göndermiş diyorsun? Bir tane de e, Müslüman Araplara göndermiş. Onlar diyorsun çok peygamber geldiği için kendilerini kutsal da sayıyorlar. Ya da üstün ırk da sayıyorlar yok diyor. Hepsinin başında aslında hepsi Müslümandır. Bu sefer adamın kafası gene çelişiyor. Kardeşim hepsi Müslümansa bunların yani hepsi İslamiyet kökenliyse niye hepsi İsrail oğullarına geliyor? Yani o gün orada o gün o günkü dünyada 1500 sene önce, 2000 sene önce başka millet yok mu dünyada yaşayan? Burada da İsmail Hoca İsmail Hakkı Aydın'la benim kafam çelişiyor. E diyorsun hepsi madem Müslümansa, hepsi ruhlar aleminden geldiyse ve bazılarına göre hepsinde ruhlarda ilk baştan Hazreti Muhammed'in ruhu varsa ki Allah öyle yaratmışsa niye Hazreti Muhammed'i e, diyelim en okun zamanında gönderip de, arkadaşlar ben tek peygamberim, tek milletik işte tek millet nereden çıktı ya? Kavim kavim milletik. Ondan sonra bundan sonra peygamber gelmeyecek demedi. Niye insanları böyle bölük bölçük dinlere böldü de bölük bölçük dinler oldu da bölük bölçük peygamber olmaz. Niye peki Muhammed'den önce o kadar peygamber gönderdi? Kimisini e, üstün kıldı, kimisine görüştüm Musa ile Allah görüştü derler. E, peki diğerleri hiçbirisinden görüşmedi. Enok da diyor. Enok peygamberde ben konuştum diyor. Neyse. Demek istediğim şu. İsmail Hakkı Hoca ile burada da anlaşamam ben. Bir sürü kafamda soru olur. Derim ki bu cevaplar pek beni tatmin etmiyor hoca. Bilimde anlaşan insan olur. Dinde anlaşamıyor. Çünkü bilim akıl ve sezgi gerektiriyor. Din itaat gerektiriyor. Biat edeceksin. Dinde sorgulama yok. İnsanoğlunun zaten takıldığı püf noktada bu. Bilimde anlaşan insanoğlu niye dinde anlaşamaz? Bilimi sorgular, sorar birbirine. Doğruyu bulmaya çalışır bilimde. Bilim her zaman pozitife gider. Yani tez, antitez, hipotez, tez, antitez ya da nedir? E, hipotez çıkar. O sıralamayı söyleyemediysem kusura bakmayın. Yani bir şey öne sürersin, tez o hipoteze dönüşür. Sonra e, ya da antitez ileri sürersin. O hipotez sonra tez çıkar ortaya. Herhalde en son söylediğim sıralama doğruydu. İnsanoğlu akılda ve bilimde ve sezgicilikte bunu yaparken tüm kutsal dinler ya da peygamberle dinler sorgulamayı yasaktır. İşte bunun için insanoğlu anlaşamaz. İnsanoğlu der ki ben bilimde, sezgicilikte ya da mantıkta nasıl sorgulama yapıyorsam inançta da sorgulayıp bu böyle midir, böyle midir diyeyim. Hayır diyorlar. İnaçta sorgulama olmaz. Bilimde Kulakulluk var. 1500-2000 sene önceki adetler var. Bilmem başka şeyler var. Şuradan bir iki tanesine daha bakayım. Mesela e, yarın gerçi bunu ben başka bir şekilde anlatacağım. Bu konulara girmeyeyim ama. Bugünkü modern dünya bazılarını yasaklar. Yasaklar, e, kanunlarla yasaklar. Dört evlilik ne ya der arkanda. İşte tavuk önden gidiyor ya da horoz önden gidiyor. Arkasında 8-10 tane e, kadın. Bir de bazı şeyler ağır cezalar getirilir. Bunlar olmaz falandır. Neyse konuyu yarınki e, konuşacağım. E, Türklerin ya da modern dünyanın insanı ya da bizim yaşayış tarzımız dinlerimizde neden çelişir? Yani inançlarımızla modern dünya çelişiyor mu çelişmiyor mu onu anlatmaya çalışacağım. Gelelim. Aşık Veysel Mahsuni'nin karşılıklı atışmalarına. Mesela hepimiz biliriz. Dost dost niye cindicesine sarıldım? Benim sadık yarım kara topraktır. Beyhude dolandım. Boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır der Aşık Veysel. Bunun karşılığında Mahsuni başta onu da bir daha tekrarlayayım. Mahsuni ile Aşık Veysel arasında baba oğul ilişkisine yakın bir ilişki vardır. Bunu son paragrafta da söyleyeceğim ben. Ee, her ikisi de Alevidir. Aynı inanç sistemine ya da aynı dünya görüşüne sahiptirler ama aralarında baba oğul ilişkisinden kaynaklanan gene bir nihilist düşünce vardır. Bu nihilist mahzuni de daha çok hissedilir. Okuyorum. Aşık Veysel'e mahzuni'nin cevabı şudur. Ha burada şunu da açıklayayım. Aşık Veysel gene de 1940'ların daha feodal, daha tutucu ya da daha o günün şartlarında e, Atatürk'e bağlı ve Türkiye'nin kurtuluşuyla aşırı derecede mutlu olan insanlardandır. O günkü Atatürkçüler ya da o günkü aşıklarda var bu zaten. Yani çok şükür ki derler Atatürk bu Türkiye'yi kurtardı, bize emanet etti. Onun için şiirin içerisinde e, Atatürk'e de övgü var. Var mı? Burada yok. Başka bir e, şeyinde var. Aşık Veysel'e Mahsuni şöyle cevap veriyor. Ahirette selamım olsun Veysel'e. Neden sadık yarım kara topraktır? Yiyen yedi konan göçlü dünyadan neden sadık yarım kara topraktır? Buradaki o yiyen yedi konan göçlü dünyadan neden sadık yarım kara topraktır? İlk isyanın altında biraz da Ufeodal yapıdan artık mahzununun çıktığını görüyoruz. Yani mahzuniye göre 1950'ler öncesi feodal yapı kırılmıştır. 60'larda büyük şehirlere doğru müthiş bir göç başlamıştır. Artık insanlar rızkını başka yerlerde aramaya başlamıştır. Biliyorsunuz 60'larda Almanya çıkmıştır. Büyük şehirlere göç hızlanmıştır. Yurt dışına göçler de hızlanmıştır. Neşe Ertaş da bunlardan nasibini alanlardan yani. Ben bu oralarda artık yapamıyorum. Ankara'nın tren yolu ya iyiri ya doğru. Canım benim Anadolu gideyim mi senden gayrı diye o türkü yazdığı dönemlerdir. İkincisini okuyorum buradan. Nice güzellere bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm ne fayda bu buldum. Yok pardon bu üçüncüymüş. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Bunu Veysel Aşık Baba söylüyor. Aşık Veysel. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yarım kara topraktır. Peki buna Mahsuni ne cevap veriyor? Koyun vermiş, kuzu vermiş, ot vermiş. Neden fakirin hakkını kıt vermiş? Fakirlere ton ton koca koca dert vermiş. Fakirler hap yutmuş, beyler et demiş. Neden benim sadık yarım kara toprak? Burada bir isyan da var. Nihilizmin temel noktasından birisi de burada işte. Diyor ki tamam ama burada bir adaletsizlik yok mu? <laughs> Şimdi gelelim 3'e bu adaletsizliği biraz daha anlayacağız. Adem'den bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yarım kara topraktır. Aşık Veysel Baba'nın sözü. Cevap. E, mahzun eden. Ben bu dünyadan doya doya giderim. Tarihten sızarak boya giderim. Soya. Kafam kızar ise aya giderim. <laughs> Benim sadık yarım kara topraktır. Yani ben bu dünyadan doya doya giderim. Tarihten sızarak boya giderim. Boy dediği soy sop. Kendi soyuma sofuma giderim diyor. Adem'e burada gizliden bir reddiyecilik de var. Yani öbürü ne diyordu? Aşık Veysel Adem'den bu yana bu deme neslim getirdi. Öbürü de diyor ben soyuma giderim. Dört. Aşık Veysel baba. Karnın yardım kazmayla belinen, yüzün yırttım tırnağla elinen yine beni karşıladı gülünen benim sadık yarım kara topraktır. Mahsuni'nin cevabı toprağı olanlar toprağı söver, toprağı söver. Toprağı olmayan bağrını döver. Hani diyor ya e, karnın yardım kazmayına belinen toprağı olmayan da diyor bağrını döver. Babamın toprağı var ondan över. Neden benim sadık yarim kara topraktır. Yani toprağı olanlar toprağı över. Fakir fukara da bağrını döver. Neden benim sadık yarım kara topraktır? İlginç bir şiir. Benim çok hoşuma gider bu karşılıklı atışmalar. Mesela 5. Her kim olursa bu sırra mahzar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir veysele bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır. Bakalım Mahsuni ne cevap vermiş. Toprağın sırrını fakirden sormam. Öyle boş boşuna kafamı yormam. Denizde ölürüm toprağa girmem. Neden benim sadık yarım kara topraktır. Aşık atışması böyle olur işte. Her ikisinde de isyancı bir nihilist tavır vardır. Peki aşık mahzuni nereye gömüldü? Beni denize mi attın dedi. Ben aya mı gidiyorum dedi. Beni dedi götürün Hacı Bektaş'a Hacı Bektaş'taki dedi o aşıklar yeri vardır biliyorsun. Aşıklar tepesi orada Alevilerin kutsal saydığı yedi tane Nesimi Kul Himmet'te dahil yedi tane aşık vardır. Mezarının oraya istedi mezarını. Şimdi Mahsuni'nin mezarı orada. Altı. Devam ediyor işkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yok, <laughs> yoktur. Herkes de gördü. Pardon. Ve <laughs> bir çekirdek verdim. Dört bostan verdi. Benim sadık yarım kara topraktır. Mahsuni'nin cevabı. Toprağın üstünde ağlar gezer. Onlar ekip biçer. Bağrımı ezer. Başına çalışın, çalınsın bir karış mezar neden benim sadık yarım kara topraktır? Buradaki düşünce yapıları aslında dünya görüşleri ikisinde aynı. Yani ikisi de pek bu dünya malına meyil etmiyorlar. Aşık Veysel'in uç toprak toprak dediği şiirinde de var. Biraz sonra uzun ince bir yoldayım okuyacağım. Onda Aşık Veysel'deki nihilizmi dünyanın değersizliğini ve sanal olduğunu bir kez daha anlarsınız. 7 Bütün kusurlarım toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım tuzluyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor. Benim sadık yarım kara topraktır. Galiba burada altıdaki e, başına çalınsın bir karış mezar lafıyla. burada karıştırdım ben. Hakaret değildir. Benim muradım yıllar yılı Veysel'imi aradım. Benim sadık yarım anam avradım. Neden sadık yarım kara topraktır? Diye devam eder. Sekizi var burada. Bir tane daha söylemiş. şey hızını alamamış galiba. Topraktan yapılır kılıçla kama, toprağın güneşi benzer akşama. Mahsuni Veysel'in yavrusu ama neden benim sadık yarım? Kara topraktır. Burada da Veysel'e aşık Veysel'e ne kadar bağlı olduğunu anlatır. Diyor ki e, Mahsuni Veysel'in yavrusu ama neden benim sadık yarım? Kara topraktır. Bu yani beş tane Hepsinde anlatmaya çalıştım. Ee, dünyanın aslında sanal olduğunu, nihilist bir düşünceyle bu dünyanın gerçek olmadığını, değerler silsilesinin ya da sisteminin boş olduğunu, bu dünyada bir uykuda olduğumuzu ve gerçekten göçüp gittiğimizde öbür dünyaya gerçek dünyanın ruhlar aleminde başlayacağını savunan mantık yürütüyor burada. Bu arada Veysel'in uzun ince bir yoldayım şiirini de okuyayım. Daha sonra bir atasözüyle bitireceğim. Hepimiz biliriz. Buna biraz şey diyeceğim. Ben buranın nihilizm neresinde, hiççilik neresinde diye. Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum gündüz gece. Peki burada bilmiyorum ne haldeyim derken burada insanoğlu gerçekten biliyor mu ne halde olduğunu şey diyor ki İsmail Hakkı Aydın Hoca zaman dediğimiz diyor yok. İzafi bir kavram. Zaman bir andır diyor. Saniyelik bir andır. O anda varsın ya da yoksun. Biz o anı yaşıyoruz şimdi diyor. Biz geçmişi getiremiyoruz, geleceği bilmiyoruz. Aşık Veysel onu söyler. Hatta burada güzel bir cümlesi daha para. E, dörtlüğü daha var onu da okuyayım. Düşünülürse derince uzak gözükür görünce. Yani hayatı çok uzun bir şey zannediyorsunuz. Ama yol bir dakika miktarınca, bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel gene uzun tutmuş yolu. Bir dakikalık. Başkası bir saniyelik bile değil diyor. Yani tüm ömür. Bugün isterse adam 90 yaşına gelsin. Sor ne kadar yaşadın? diye bir göz açtım bir de kapatacağım der. Ne zaman geldi geçti bilmiyorum der. Bu ömür, koca ömür nasıl bitti bilmiyorum der. Dolayısıyla bugün bu beş tane tarihin aralarında 2500 sene nihilizmle, niçeyle neredeyse 300 seneye yakın. Aşık Veysel de e, 150 şey 25-30 sene olan hatta en son hocanın da yaşadığı bir dünyada hepsi nasıl oluyordu bilim çerçevesinde tırnakla bilim çerçevesinde aynı lisandan konuşabiliyorlar niye aynı dinden konuşamıyorlar aynı lisandan konuşuyorlar insan olur? bunu sorguladığımızda demek gidiyoruz biz insanın aklı sezgici ve bilime bakışı tek yani ortasında söyledim galiba. Çinliyle, ile, Amerikalı, Amerika, Japonya Alman teknolojide birleşiyor. Fakat dinde birleşemiyorlar. Demek ki din insanları birleştiren şey olmaktan çıkmış, harç olmaktan çıkmış. İnsanları bugün birleştiren bilim ve teknolojidir. Yani senin elindeki iPhone telefon seni dünyayla bağlıyor, bağdaştırıyor. Biz bugün, yarın bunu konuşacağım muhtemelen, biz bugün e, yaşam şeklimizle, yani bugün Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarıyla, yasam şekliyle din anlayışımız çelişiyor. Din anlayışımız yaşam şeklimizle de çelişiyor. Yani hepimiz kendimizi Müslüman zannediyoruz ama değiliz. Çünkü Kur'an'daki yazan ayetler bugünden 1500 sene öncenin gerisinde kalmıştır. Bunu güncellemeye kimsenin gücü yetmiyor. Bunu güncellemeyi teklif dahi edemiyorlar. Ama anayasayı değiştirelim diyorlar. Çünkü diyorlar geleceğe karşı sorumluluğumuz var. E geleceğe karşı sorumluluğum sadece anayasada mı? Biraz da onu dinde ararsan. Mesela çocuklara kıymayın desen. Mesela sosyal devlet anlayışımızı kuralım desen. Mesela kölelik ve cariyelik yok artık desen. Bahar diyecek ya zaten yok ki. Yoksa kaldır Kur'an'dan bakalım hadi gücün yetiyorsa. Allah'ın emirleri. Ya o zaman diyorsun Allah'ın emri çağın gerisinde kalmış olabilir mi? Kalamaz. O halde gel güncelleyelim. Asap suresi 50. Bugün çağın gerisinde kalmadı mı? G kaldı. Yani herkes helal. E, gel güncelleyelim bunu. Yok. O Allah'ın emri. O zaman Allah'ın emri bugüne eğer bir tutarsızlık varsa bugünkü anlayışımızda o zaman Allah'ın emriyle insanların, insanoğlunun yaptığı temel yasalarda çelişiyor mu acaba diye soru soruyor insan. Burada 12.05.1994'te söylenmiş bir atasözüyle bitirmek istiyorum. Bir Türk büyüğünün atasözüdür. Bu şöyle diyor. İşte üstte var elhamdülillah şeriatçıyım da de demiş. Ataya saygı duruşunda sap gibi ayakta durmaya gerek yok da de demiş. Arkasından hırsızlık babadan evlada geçer. Evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilerde yöneticilere oradan da halka yansır. Burayı bir daha okumak istiyorum ya. Bugün vatandaşa, halka, sıradan insanlara küfreden o yöneticiler ya da kendi kendine karnından küfreden insanlara söylüyorum. Sen hırsız değilsin. Sen ahlaksız da diyorsun. Seni ahlaksızlaştıran bir sistem var. Bakın bir Türk büyüğümüz ne demiş 1994'te. Hırsızlık babadan evlada geçer. Evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere oradan da halka yansır. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.